değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Peygamberimiz dünyaya geldiği gece Kisra'nın sarayından neden 14 şerefe yıkılmıştır? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın dünya teşrif ettikleri gece sadece Mekke ve civarında değil, dünyanın değişik yerlerinde de harika haller gerçekleşmiş. Bunlardan birisi Kisra'nın meşhur sarayının 14 şerefesinin çatırdayarak yıkılması ve devrilmesi. Aynı gece İran Kisra'sının baş kadısı da bir rüya görür ve rüyasında Arapların atlar halinde Arap atlarıyla ve develeriyle Dicle nehrini geçerek İran topraklarına girdiğini görür. Rüyasını Kisra'ya anlatır. Şimdi o gün meydana gelen 14 şerefenin yıkılması ve aynı günde baş kadının böyle bir rüya görmesi, aynı zamanda o gün binlerce yıldır yanan ateş perestlerin yaktığı ateşin söndüğünün haberinin ulaşması, yine sema ve vadisini taşan suların oraları yıkıp e, devirmesi gibi olaylar üst üste gelince, bu olaylarda bir şey olabilir, bu önemli bir işaret olabilir diye endişelenir ve elçilerinden bir tanesini o gün Şam civarında bulunan Satıh isimli kahine gönderir. Bu kahin kafatasından başka vücudunda kemik olmayan acayip bir yaratılışı olan bir insan. Cinlerden ve diğer yerlerden aldığı bilgilerle hem rüyaların yorumlanmasında hem de meydana olayların değerlendirilmesinde meşhur olmuş bir zattı. İşte o satı bu haberleri alınca demiş ki: "Artık peygamberliğin iki ucu düğümlendi." Yani son peygamber gönderildi demek istiyor. Bu son peygamber gönderildi ve İran Kisra'sının sarayının 14 şerefesinin yıkılması bundan sonra İran'da 14 kral padişah hükümdar olacak. Ondan sonra bugün dünyaya gelen o zatın dini peygamberliği hakim olacak ve İran onların eline geçecek diye haber veriyor. Gerçekten peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın ahireti itihalinden sonra uzun zaman geçmeden Hz. Ömer Efendimiz zamanında İran fethedilir ve tamamen İslamiyete dahil olur. Ve gerçekten o 14 şerefenin yıkılmasının 14 tane kralın padişah olduktan sonra İran'ın İslam'a girmesiyle değerlendirilmesi hem Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğine bir mucize hem de Allahu Teala'nın bu 14 şerefeyi işaret ederek İran'ın ne zaman Müslümanlar tarafından fethedileceğini ve İslam'a gireceğini de somut delillerle göstermesi bakımından son derece dikkat çekici ve bize birçok yönden ibret ders veren bir olay olarak değerlendirilebilir.